Alişan, koronavirüse yakalanıp yaklaşık bir ay yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra yaşadıklarını anlattı. TV2 Magazin Masası, telefonla bağlanan ünlü şarkıcı, canlı yayınında duygusal anlar yaşarken, günün 2 ila 3 saati ağlıyoruz, anılarımızı tazeliyoruz, dedi. TV2'nin sunuculuğunu Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner'in yaptığı hafta içi her gün saat 11.00'de canlı yayınla ekrana gelen programı TV2 Magazin Masası'na bugün şarkıcı Alişan telefonla bağlandı. Ünlü şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle 4 ay önce kaybettikten sonra yaşadığı süreci gözyaşları içinde TV2 Magazin Masası programında anlattı. Acı kaybının ardından ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyleyen Alişan, günler geçmiyor. Kasım 21'inde 4 ay olacak ama biz onu 5 aydır görmüyoruz, bir ayda yoğun bakım süreci var. En son 20 Haziran'da mesajlaşmıştık. Ayakta kalmak zorundayım, mesleğimi yapmak zorundayım. Çünkü üzerimde birçok sorumluluk var, dedi. Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden 45 yaşındaki şarkıcı, bir anne evladını kaybetmiş, nasıl olsun? Günün 2 ila 3 saati normaliz, günün 2 ila 3 saati ağlıyoruz, anıları tazeliyoruz. Nasıl geçecek bilmiyorum ama bir şekilde geçecek, ifadelerini kullandı. Zorla psikoloğa götürdük, psikolojik yardım aldınız mı, sorusuna ise Alişan, annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük. Evladını kaybetmiş bir annenin ağlaması, kendini kapatması çok normal, dedi. Bir psikolog bu işi çözemez. Çok çabuk geçecek bir şey değil, yanıtını verirken, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, benim bugün şarkım çıktı. İlk dinleyen Selçuk olurdu, ilk mesaj atan o olurdu. Acayip bir şey, çok çabuk geçecek bir şey değil, şeklinde konuştu. Alişan hala gülmekten çekindiğini dile getirdi, gülersem ona karşı bir yanlış mı yapmış olurum, diye düşünüyorsun. Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Kardeşi vefat eden sadece ben değilim ama benim kardeşimle ilişkim çok daha farklıydı. Bir tane kardeşim var ama şimdi yok. Eşi Buse Varol ile boşanacakları yönünde çıkan dedikodulara Alişan, o kadar fazla magazin sitesi var ki anlatamam. Oturdukları yerden bir şey çıkarıyorlar. O haber yürüyor gidiyor. Sosyal medyada yayılıyor, önünü alamıyorsun. İki kişi inanıyor, sonra da çığ gibi büyüyor. Herkes hakkında böyle saçma haberler çıkıyor, sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıca yayınlanan single çalışması, Tükeneceğiz'e de değinen Alişan, ilk kez bir Sezen Aksu şarkısı seslendirdiğini ve usta sanatçının, şarkının yeni versiyonunu çok beğendiğini söyledi.